İki tane bizde hastalık var. Cehalet ve ihanet. Evet. Değil mi? Evet. Hocam, şunun 30 Ağustos zaferi esnasında ordudan firar eden asker sayısının öncesinde, 26 Ağustos öncesinde çok fazla olduğu söyleniyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani bizde kahramanlar çok ama baş etmek zorunda olduğumuz hainler de çok. Gerçekten hainler de çok. Şimdi bakın, karasuları meselesinde bizim devleti Yunanistan'la, Yunanistan'ın karasuları nasıl arttırılır, bu sorunu halledelim diye masaya oturan bürokratlar oldu. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Siyasetçiye bunu söyleyebilirsiniz. Siyasetçiye dersiniz ki, ya Türk-Yunan sorunu, Ege sorunu bak, asırlardır çözülmüyor. Ya asırlardır değil işte, onlarca yıldır çözülmüyor. Bu Kıbrıs meselesi, Kıbrıs sorunu, ya çözülmüyor. Sen bunu çözen ol. Çözüm de burada. Siyasetçi laf diye atlıyor. Bilmiyor ki. Olayı bilmiyor. Ama o siyasi olarak bakıyor olaya. Bunu çözen, bak bunları hiç kimse çözemedi ama ben çözeceğim. Ya bunları hiç kimse çözemedi ama ben çözeceğim diyor. Onun için anlam planı oluyor. Şimdi iki devletli çözüme geldik. Başka türlü çözüm olmaz diye. Ya şimdi karasuları meselesi de böyle. Birilerinin anlatması lazım. O da nasıl biliyor musunuz karasuları meselesi? Lozan'da statü belli olmuştur. 3 bildir karasuları Lozan'da. Ve Lozan anlaşmasını her iki devlette, Yunanistan'da, Türkiye'de imzalamıştır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi burada kullanılabilir bir sözleşme, bir hüküm içermez. Çünkü bunun öncesinde bir anlaşma vardır. Birisi sözleşme, hukuken, diğeri anlaşmadır. Sözleşme anlaşmayı ortadan kaldırmaz. Anlaşma üstüne üstü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne de biz imzacı değiliz. E o zaman Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi varsa, ben biraz önce söylemedim mi? Marmara Denizi iç denizdir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları iç denizdir. İstediği gibi, ben istediğimi geçiririm, istediğimi geçirmem demedim mi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre? Ama Montreux'u imzalamışım ben 1936'da. Diyorum ki, ben Montreux'u uyguluyorum, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni uygulamıyorum. Çünkü burada imzaladığım bir başka sözleşme var, o sözleşme bundan ortadan kalkmaz diyor. Ya burada anlaşma var, sen Lozan'a nasıl hayır dersin? Gibi. Onun için buradan bir sonuç da şu olmalıdır. Karasularını arttırma konusu konuşulamaz. Türkiye'nin teklif edeceği konu Lozan statüsüne dönülmesi olması lazımdır ve 3 mil teklif edilmelidir. Herkes karasuyunu 3 mile indirsin. Şimdi bazıları diyecek ki, ya biz de 3 mile indirirsek biz de deniz kaybediyoruz. Bizim 3 mile indirmemiz binde 2000'de 3 seviyesinde deniz alanını kaybettiriyor. Ama onların 3 mile indirmesi %46 %49 kaybettiriyor. Pardon, %39 kaybettiriyor onlara. Onun için 3 mile indirilmelidir diyoruz. Doğu Akdeniz meselesine gelince de Doğu Akdeniz'de yıllarca harita çizememenin, yanlış bakmanın şeyiyle sadece muhatabımız Mısır demiştik. İşte senelerce uğraştık. Libya anlaşması imzalandı. Böylece batı sınırı, bizim Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanımızın, münhasır ekonomik bölgemizin batı sınırı çekilmiş oldu. Bu anlaşmanın belki şu anda çok farkında değiliz. Bizim nesiller de farkında olmaz ama gelecek nesiller farkında olur. Ne dedik? Mavi Vatan da ülkemizin bir parçasıdır, deniz parçasıdır, ekonomik ülkenin bir parçasıdır. Türkiye'nin yüz ölçümü 1/4 artmıştır bu anlaşmayla.
Türkiye'nin yüz ölçümü 189 bin kilometre kare artmıştır. Kimse farkında değil. Müthiş bir şeydir bu. Müthiş bir olay. Bundan sonra yapılacak iş, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge ilan etmesi ve akabinde Mısır'la, Filistin'le, İsrail'le, Lübnan'la ve Suriye'yle de anlaşma imzalamasıdır. Saygılar sunuyorum efendim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten konuyu bütün yönleriyle diplomatlarımıza ve siyasilerimize arkadaşlar çok miktarda sorunuz var ama konserimize çok az vakit kaldı. Burada sanatçılar bekliyorlar içeride. O yüzden kusura bakmayın soru alamayacağız. Çünkü soru aldığımız an sabahlamamız gerekir. Konu çok geç. Onun için kusura bakmayın. Ama bu sorularınızı Paşam'a iletiyorum. İleteceğim. İnşallah o sorularla ilgili olarak da yazılarında zaten onlara cevap çoğuna veriyordur. Eğer yeni ilginç sorular olursa onlara da oralarda cevap verecektir. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bu bunca anlatılan konuların daha çok siyasi ve askeri yönünü biz düşündük. Ama milli mücadele yapıldığı zaman da Mustafa Kemal sabanla kılıcın karşılaştırmasını yapmıştı. Çünkü hem de onu da İzmir'de yapmıştı. O karşılaştırma güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmadığınız zaman işte paşamın çok güzel şekilde ifade ettiği taleplerinizi ve hedeflerinizi tahakkuk ettirmede zorlanıyorsunuz. Özellikle milli harp sanayine çok ciddi anlamda bir imkan hazırlamadığınız zaman zaten başkasının silahıyla savaşamıyorsunuz. Kendi silahınız olacak, onunla savaşacaksınız. O yüzden ekonomi oldukça önemli. Ben de sözüme başlarken kapitülasyonlardan bahsetmiştim. Mustafa Kemal Lozan'a giderken İsmet Paşa'ya iki şey söylemişti. Paşa, oraya gittiğinde toprak dahil her şeyi konuşabilirsin, tartışabilirsin, alabilirsin, verebilirsin. Yani şartları tartışabilirsin. Ama iki konu gündeme geldiğinde masadan kalkacaksın. O bizim kırmızı çizgimizdir demişti. Birisi kapitülasyonlar, ikincisi de Ermeni meselesi. Bu konular, ben konuşmam başında iddiatçıların savaşa giriş sebebi olarak açıkladığım şeyi Mustafa Kemal Lozan'da giderken İsmet Paşa'ya söylemişti. İşte buradaki o kapitülasyonların ülkemizde yaptığı yıkım savaştan daha tehlikeli bir noktadaydı neredeyse. O yüzden ekonomiye çeki düzen vermek, ekonomiyi geliştirmek önem arz ediyordu. Ve o olağanüstü yıkımın ortasında bile Mustafa Kemal iki konuda hassasiyet gösterdi. Birisi eğitimdi. Birinci Maarif Kongresi'ni ki hem de savaş devam ederken topladı. İkincisi İzmir İktisat Kongresi'ydi. O da Türk ekonomisinin geleceğini ve ekonomideki bağımsızlığını ifade etmek içindi. Bu konuda çok değerli bir uzmanımız İbrahim Hocam burada. Ocağımızın çok değerli üyelerinden ve ocağımıza çok katkı sağlayan hocalarımızdan birisi ve alanında da bu konularda oldukça değerli yayınları bulunan bir hocamız. Sözü ben İbrahim Hocama bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Paşam, Sayın Misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Cihat Paşa'nın üzerine konuşmak şimdi ne olacak bakalım. Benim konumda gerçi tekrar başa sarmış gibi oluyoruz ama kapitülasyonlardan gidince şöyle bir durum söz konusu. Sevr Anlaşması kapitülasyonların, kaldırılan kapitülasyonların tekrar yerine getirmesiyle ilgili maddeleri içermektedir. Sevr Anlaşması harcamaların kontrol edilmesini içermektedir. Sevr Anlaşması borçların derhal ödenmesi ve mali sistemin kontrol altında, zapturapt altında tutulmasını içermektedir. Şimdi buradan hareketle ben İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı 1923 yılından 100 yıl geriye doğru gidince böyle hani nehirdeki taşlara basarak karşıya geçmek gibi
4-5 tane satır başını anlatarak İzmir İktisat Kongresi'ndeki genel tutumu vermek istiyorum. Tahmini planlamam 10 dakika. 10 dakikada bunu özetlemeyi düşünüyorum. Şimdi 1821 yılı hatırlarsanız Moro'da isyan çıkıyor ve Moro isyanı ile birlikte Yunanlılar bağımsızlıklarını ilan etmek istiyorlar. Tabii burada çok büyük, orada o zamanki nüfusun, o zamanki egemenliğin değişmesi gerekiyor, demografinin değişmesi gerekiyor. Bunun içinde çok büyük katliamlar yapıyorlar. Bunları artık tarih kitaplarından bolca okumaya başladık. Hakikaten insanın tüylerini ürperten, bugün bile korku ve dehşeti yaşatan pek çok örnekler. Ancak burada çok ilginç bir şey var. İngiltere, yani oradaki, Moro'daki isyancılara destek vermeye başlıyor. Onlara para yardımı yapıyor, onlara borç para veriyor. Yani bunun anlamı şu demek: siz bu isyanı devam ettirin, kazanın, biz bu parayı sizden alırız demek. Ama iş ilerliyor ne zamana kadar? 1827 yılına kadar. 1826-27 yılında Navarin'de Osmanlı donanması yakılıyor. Neden yakılıyor? Çünkü Osmanlı hükümeti üstünlük sağlamaya başladı. İsyancıları bastırmaya başladı. Sürekli destek ve askeri oraya yardımlar gitmeye başlayınca Yunanlıların bu isyanı bastırılacağı düşüncesi, aslında İngilizlerin parasının yanacağı düşüncesi hemen onların donanmamızı yakmasına sebep oldu. Şimdi burada şöyle bir gerçek var. Finans kapital hiçbir ahlak tanımıyor. Finans kapital kendi geleceğini daha çok kazanacağının garantisini hissettiği anda oraya doğru odaklanabiliyor. Ve daha da kötüsünü biliyor musunuz? Finans kapital parasının batacağını hissettiği bir anda İngiltere ordusu kalkıp, kraliçenin ordusu karşı tarafla savaşabiliyor. Şimdi biz bunun benzerini nerede gördük? Midilli'de gördük. Biliyorsunuz 1901 yılında Midilli adasını Fransızlar işgal ettiler. Zırhlılarını gönderdiler, askerlerini çıkardılar, işgal ettiler, el koydular. Neden? 25 yıl önce Abdülaziz zamanında alınmış olan borçların ödenmediğini gerekçesiyle. Bakın hemen Osmanlı hükümeti tepki göstermiyor. Aradan bir süre zaman geçiyor. Zaman geçtikten sonra Abdülhamit Han diyor ki biz bu parayı ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz ama para yok. Yani olayın başı yine paraya geliyor. 1878 yılında Kıbrıs'ı biz rehin vermek zorunda kalıyoruz. Yani İngilizler araya girsin, Ayasofya-Fonos anlaşması iptal edilsin, Ruslar geri çekilsin ve sonuçta bizim Rusların Osmanlı'ya, Boğazlara hakimiyeti engellensin düşüncesi, Berlin Anlaşması yapılsın düşüncesiyle burada İngilizlerin garantörlüğünde İngilizlere Kıbrıs Adası rehin olarak verilmiş oluyor. Neden oldu? Yine orada bir takım ekonomik haklar. Yani Osmanlı Devleti 1850'lerde borçlanmaya başlamış. 1850'lerde borçlanırken 2 milyon frank civarında bir borçlanma söz konusu ama o günkü enişte buna itiraz ediyor. Abdülmecit Efendi borçlanmayı iptal ediyor. 1854 yılında Kırım Savaşı gündeme geldiği zaman, işte o zaman Kırım Savaşı'nın finansmanı için 3 milyon frank borçlanmış. 3 milyon frankın da 700 bini peşin kesmişler. Böyle borçlanma olur mu ya? Niçin? Masraf. Şimdi biz banka masraflarını alıyoruz ya, bizim şimdiki bankacılar çok insaflı demek ki. Yani 3 milyonun 700'ünü alıyorlar ve onlar geri kalan 2 milyon 300 bin de zaten savaşın finansmanı için kullanılmış. Ve burada gördüğümüz çok borç alacak ilişkileri öyle bir şey ki Osmanlı Devleti 25 yıl içerisinde 1870'li yılların işte 75 yılında mali iflas olarak adlandırılır, moratoriumdur. 1875'e geldiği zaman borçları ödeyemeyecek hale gelmiş. Ödeyemiyor da zaten. 5 milyon borç var, 3 milyon faiz var. Ve 5 milyar özür dilerim, 5 milyara 3 milyar. Şimdi burada bu borç alacak ilişkisi sürekli devam etmiş. Neden devam etmiş? Çünkü Osmanlı bir ganimet devleti. Osmanlı bir vergi devleti değil. Vergi devleti olmadığı için ganimetler bitince, savaşlar kaybedilmeye başlayınca, savaş tazminatları ortaya gelince artık Osmanlı'nın
varlığını sürdürmek için vergi toplayamaması nedeniyle artık borçlanmaya gidiyor. Yani vergi alma, borç al teorisi o zamanlarda çalışmaya başlamış. İşte şimdi böyle böyle devam eden süreçte biz bir de 1900'lü yılların başında Trablusgarp işgalini yaşamışız. Trablusgarp işgali arkasından 1907-1908 derken Balkan Savaşları, 1. 2. Savaşlar Osmanlı'ya çok büyük maliyete sebep olmuş. Bakın o günkü tarihçiler 5 milyon rakamından söz ediyor. 5 milyon göçmenin İstanbul'a geldiğinden Edirne'ye, Tekirdağ, Kırklareli'ye, İstanbul'a, Balıkesir'e, Bursa'ya, Yalova'ya yani bu bölgeye bu Balkanlardan gelen göçmenler yerleştirilmiş. O güne ait olan bazı böyle medyadaki fotoğraflara falan baktığınız zaman bugünkü mültecilerin çok daha iyi şartlarda olduğunu görebilirsiniz. Yani o gün insanların hem hastalıkla mücadele etmesi, hem yoklukla, zorlukla mücadele etmesi bunların hep bir parçası. Şimdi bütün bunların peşi peşine geldiği zaman Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesi İstanbul'un ve Anadolu'nun tarımsal üretimine çok büyük zarar vermiş. Çünkü o bölge tarımsal üretimin neredeyse İstanbul'un özellikle %80'ini karşılayan bir bölge. Oradaki nüfusu kaybedince bu sefer onların ihtiyaçlarını başka yerden temin etmek zorunda kalınmış. 1912-13 Balkanlar dedik, 14 1. Dünya Savaşı, arkasından 18 İstanbul, İzmir işgal edildi, Kurtuluş Savaşı ve geldiğimiz noktada biz İzmir İktisat Kongresi'ni yapmak zorunda kalmışız. Çünkü o İktisat Kongresi için, bakın o dönemde İzmir İktisat Kongresi için İzmir'de evet 17 Şubat 4 Mart arasında 15 günlük süre içerisinde konaklayacak yer bulunamamış. Yemek fiyatları 10 kat artmış. Söyledikleri şeyleri şöyle anlatalım. Bir kuru fasulye bile şu fiyat oldu diye notlarda var. Yani o tarihi not düşenlerin 10 kat fiyatının arttığından bahsediyorlar ki biz burada İzmir İktisat Kongresi yapıyoruz. İzmir İktisat Kongresi'nde Denizlili olanlar ya da Denizli'yi bilenler çok yakından bilir. Denizlili bıçakçılar getirip bıçaklarını sergilemişler. Ben bir iktisatçı olarak şunu söylüyorum. İzmir İktisat Kongresi ülkenin ekonomik varlığının ne olduğunun da konuşulduğu, hani ne yapabiliriz? Onun konuşulduğu bir ortam olmuş. Bunun için zaten çiftçi, tüccar, sanayici, işçi dört grup olarak tanımlanan grup her birisi için ayrı bir tanımlama yapılmış. Ama çiftçiler için yapılan tanımlama çok enteresan. Birinci madde ne biliyor musunuz? Aşarı kaldırılması. Ne oluyor? 1920'de anlaşma yapmadık. Lozan Anlaşılması yapılmadı. Osmanlı borçları var. Aşarı kaldırılması niye konuşuluyor? Ama kaldırmışız. Yani aşarı kaldırılması hemen 1925 yılında aşarı kaldırmışız. İzmir İktisat Kongresi sadece iktisadi konuların değil, aynı zamanda devletin yönetim şeklinin, siyasetinin, sosyal hayatın, medeni hayatın tartışıldığı da bir ortam olmuş. Sanayide evet sanayicinin üretmesi, yapması gereken şeyler de gündeme gelmiş. Nasıl nitelikli bir üretim yapabiliriz bunlar tartışılmış. Ama İzmir İktisat Kongresi ile ilgili belki söylenebilecek en önemli şey farkındalığın artması, devletin düzenli ve sürekli sürdürülebilir bir varlığının ancak nitelikli bir vergi politikasıyla olabileceğinin anlaşıldığı bir kongre olmuş. Ben bunu toplantının satır aralarında, metin aralarından böyle görüyorum. Çiftçilerin daha nitelikli üretim yapması konuşulmuş. Ancak çiftçilerin işte o sürekli devam eden 15 sene, bakın 1908-1922, 14 sene boyunca bu insanlar eşi, kocası, kardeşi, evin erkeklerinin hepsi gitmiş, ticareti kaybetmişler, ziraati kaybetmişler, üretimi kaybetmişler. Bu insanlarla yeniden üretimin planlandığı ve ekonominin tekrar nasıl ayağa kaldırılması gerektiği tartışıldığı bir ortam olmuş. Ve sonuçta biz o günlerden bugünlere kadar gelmişiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aziz ocaklar, değerli konuklar, panelimizi burada tamamlamış bulunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve katılımcı hocalarına ve başta İzmir Türk Ocağı Başkanımız Zafer Hocam'a dahil olmak üzere emeğe geçen arkadaşlara ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Lütfen salondan ayrılmayın. Çünkü çok değerli bir müzik olacak. 9.30'da başlayacak.
Türk dünyası müzik korosu İzmir'e ilk defa geldi biliyorsunuz. Uzun yıllardır Türkiye'de, Ankara'da vardı ama İzmir'de yoktu. Ve İzmir'de bu koroyu oluşturan arkadaşımız, aynı zamanda Türk Ocağı Has Heyeti üyesi Orkun Kılıç'tı. Kendisine şu ara ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Bir ciddi ameliyat yaşadı, operasyon geçirdi. Bugün salonda bulunamayacak ama ekibi burada. Hem ona buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hem de o ekibi zevkle dinleyeceğinizden eminim. Toplantımızı, panelimizi burada tamamlıyoruz. Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mehmet Şakir Öze plaketlerini vermek üzere Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'a plaketlerini vermek üzere 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali İhsan İntik hocamızı sahneye davet ediyorum. Hocamıza tekrar teşekkür ederiz. Müstafi Tüm Amiral Doçent Doktor Cihat Yerce'ye plaketlerini vermek üzere Türk Ocakları Genel Başkanı Profesör Doktor Mehmet Özü sahneye davet ediyorum. Hocamıza, komutanımıza tekrar teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, şimdi saat 21.30'a kadar kısa bir ara veriyoruz. Aşağıda ve bahçe katında çay kahve ikramımız vardır. Ayrıca ihtiyaç duyan misafirlerimiz için ikinci katta mescit bulunmaktadır. Aranın ardından sizleri İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun konseriyle baş başa bırakacağız. Yine buluşmak dileğiyle. Kapatın.